Herkese merhabalar. Bugün sizlere hepinizin çok iyi bildiği, eminim sık da yaptığınız tariflerden biri olan avuçlu taratorun yapımını sunacağım arkadaşlar. Artık salata mı dersiniz, meze mi, tarator mu, onun yorumunu size bırakıyorum. Yapımı çok kolay, oldukça lezzetli, hatta damak çatlatan da diyebilirim. Bir de benim yorumumu da denemenizi istedim. Hadi başlayalım isterseniz. Malzeme listemizde neler var bir göz atalım. Burada 1 kilo kadar rendelenmiş havucumuz var. Rendeğini kalın tarafıyla rendeledim. Yarın demete yakın dereotumuz var. Yıkayıp güzelce ince ince doğradım. 1 kase süzme yoğurdumuz. Cevizimiz dişe gelecek şekilde olsun. Bıçakla güzelce doğradım. Kimyon, tuz, karabiber. 1 yemek kaşığı kadar mayonezimiz. 3 tane 3 dişte sarımsağımız, burada da zeytinyağımız var. 2 parmak eksik bıçaklardan da. Şimdi isterseniz yapımına geçelim. Şimdi ocağımızın altını yaktım. Zeytinyağımızı da güzelce dökelim. Ve havucumuzu kavurmaya başlayalım. İyice kavrulana kadar bekleyeceğiz arkadaşlar. Yaklaşık 15 dakika oldu arkadaşlar. Ara ara çevirerek kavuruyorum. Bir yemek kaşığı daha yağ ilave ettim avuçlarıma, zeytinyağından. Şimdi baharatlarımızı içine boşaltalım. Cevizimizi de dökelim. Biraz da onunla çevirelim. Cevizin yağı çıksın güzelce havuçlarımıza, lezzet versin. Sonra kapatacağız. Soğuduktan sonra diğer malzemelerle buluşturacağız. Havucun sıcaklığı biraz da olsa geçti. Ilığa yakın oldu. Çok sıcak koymayın. Yoğurdunuz ekşir. Tamamdır. Şimdi diğer malzemeleri de katalım. Mayonezimizi koyuyoruz. Süzme yoğurdumuzu. Dereotumuzu. Boşaltalım. Tamamdır. Şurada bir de 3 diş kadar sarımsağımız vardı. Onları da güzelce içine koyalım. Tamamdır. Şimdi bunları güzelce karıştıracağız birbirine. Elimde bu arada yoğurt olmuş. Çok lezzetli bir salata arkadaşlar, tavsiye ederim. İyice karıştırın. Tadları birbirine geçsin güzelce. Ben bir kısmını ekmeklere süreceğim. Bir kısmını da tavaya alacağım. Nasıl isterseniz o şekilde sunum yapabilirsiniz.
fikir vermek adına. Yeterli bu kadar. Şimdi şöyle bir kısmına şu şekilde sürebiliriz. Bunun kabak ve havuçla beraber olanı daha sonra paylaşacağım. Bugün sadece havuçlusunu yapmak istedim size. Çok sık yapıyorum ben bunu. Çocuklar da yesin diye havuçlu olanı da sık yapıyorum. Kabaklı olanı da, bunu da. Şu şekilde hepsini süreceğim. Daha sonra tekrar görüşelim arkadaşlar. Evet, sunumu tamamladım arkadaşlar. Bir fikir olması açısından bir kısmını tost ekmeğine sürdüm. Diğerini sunum tabağına aldım. Artık bundan sonra yorum size kalmış. Hayal gücünüzü kullanıp farklı şekillerde sunabilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Tarif hoşunuza gittiyse beğeni tuşuna basıp abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Değişik sunum ve tariflerde tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.